Türkiye'yi Suriye'de sürekli kandırmaya çalışan ve sıcak denizlere inme hayali olan Rusya'dan yine savaş sebebi bir hamle geldi. Rusya, Suriye'deki Himeymim hava üssüne ilk kez hipersonik Kinjal füzelerini taşıyan 2 MiG-31K savaş uçağı konuşlandırdı. Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gazetecilere yapılan açıklamaya göre, Rus Hava ve Deniz Kuvvetleri'nin daimi görev güçleri Akdeniz'de ortak tatbikata başladı. Tatbikat kapsamında Himeymim üssüne yeni hipersonik Kinjal füzelerini kullanabilecek 2 MiG-31K uçağı gönderildi. MiG-31K uçaklarından birinin mürettebat komutanı, uçakların Suriye'deki eğitim amaçlı görevler icra edebileceğini belirterek şunları söyledi. Üstteki yeni uçuş pisti rahatlık sundu. Yumuşak bir iniş oldu. İniş sistemleri ve hava üssü hem basit hem de zorlu hava koşullarında gece ve gündüz görevlerin yerine getirilmesini sağlıyor. Rus donanmasının hava güçleri ve Akdeniz'de gerçekleştirdiği ortak tatbikata, ülkenin Karadeniz filosunda yer alan kruvazörler, fırkateynler ve denizaltıların katılacağı biliniyor. Rus ordusunun açıklamasına göre tatbikatlar Moskova kruvazörüne ve Admiral Essen ve Admiral Makarov fırkateynleri dahil 5 savaş gemisi yer alacak. Moskova, Rusya'nın Karadeniz filosunun amiral gemisi ve en başta Sovyet donanma güçleri tarafından denize indirilmişti. Söz konusu savaş gemisi 1990'larda çok kapsamlı bir yenileme sürecine alındı ve 2000'de yeniden donanma güçleri içinde yerini aldı. Tatbikatlar sırasında söz konusu savaş gemilerine bir çift süpersonik MiG-31K uçağı eşlik edecek. Bu süpersonik uçakların asıl konuşlanma yerleri Rusya'nın Suriye'deki Himeymim üssü. Bunun yanında Rus güçlerinin Akdeniz'in doğusundaki tatbikatları, İngiltere'nin HMS Queen Elizabeth uçak gemisinin de aynı bölgede tatbikatlar gerçekleştirdiği bir dönemde gerçekleşiyor. Uçak gemisine diğer savaş gemilerinin yanında nükleer bir denizaltıyla ikmal gemileri eşlik ediyor. Rusya ve Amerika'nın bölgedeki çekişmesi durduk yere küçük ülkelerin kaderini değiştirmekte. Peki bu mücadelenin kaybedeni kim? Suriye, Libya, Gürcistan, Ukrayna, Ermenistan. Bu listeyi uzatmak mümkün. Rusya ile Amerika birçok bölgede hakimiyet mücadelesi verse de her ikisi de üçüncü bir ülke için kendi aralarında savaşmaz. Bazen biri, bazen öteki geri adım atar. Son aylarda Ukrayna, Ermenistan ve Belarus'ta yaşananlar bunu bir kez daha net bir şekilde ortaya koydu. Demek ki daha fazla kaybetmemek için bu cumhuriyetlerin siyasetlerini gözden geçirmelerinin zamanı da gelmiş bulunuyor. Rusya özellikle 2009 sonrasında yaşadığı mali krize rağmen askeri teknolojiler, uzay çalışmaları, enerji kaynakları, nükleer silah ve nükleer enerji, COVID-19'a karşı geliştirilen aşının da gösterdiği üzere tıp gibi alanlardaki gücünü koruyor. İzlediği değişmez dış politikayla da birçok coğrafyada konumunu pekiştirmiş bulunuyor. Rusya'nın bünyesinde 100'den fazla etnik grubu barındırması, Rus halkının ekonomik durumunun gittikçe bozulması da en azından günümüzde Moskova'nın bu konumunu etkileyecek, siyasetinin değişmesini sağlayacak faktörler değil. Kaldı ki, düşünülenin aksine Batı'da Rusya'yı tamamen zayıflatmak ya da parçalamak istemiyor. Zira Rusya, aynen Türkiye gibi Avrupa'nın askeri ve enerji güvenliğinde önemli rol oynayan bir ülke. Diğer taraftan Rusya'ya, özellikle Orta Asya ve Kafkasya'da Çin'i frenleyen bir ülke olarak da bakılıyor. Dolayısıyla Batı'da parçalanmış bir Rusya'dan ziyade, onun tıpkı 1990'lı yıllarda olduğu gibi kendi kabuğuna çekilen, kırmızı çizgisini kendi sınırına çizen, Orta Doğu ve diğer bölgelerde Amerika'nın işini zorlaştırmayan bir ülke olmasını hayal ediyor. Rusya ise izlediği dış politika ve komşularıyla entegrasyonu öngören örgütler sayesinde, küçük çapta da olsa Sovyetler Birliği'ni canlandırma hayaline sahip. İşte bu hayallerin çarpışması da tüm bu mücadelenin temelini oluşturuyor. Biden'ın yeni Rusya siyasetinin ikinci özelliği ise Rusya ile münasebetlerde Avrupa Birliği ülkelerini de kendisiyle birlikte hareket etme konusunda zorlaması. Trump döneminde Avrupa Birliği Amerika Birleşik Devletleri dayanışması zayıflamış, Avrupa Birliği Rusya ile özellikle diplomasi alanında temaslarını arttırmış, enerji alanındaki işbirlikleri geliştirmeye devam etmiş, yatırımlardan vazgeçilmesi gerektiğine dair görüşler de artmaya başlamıştı. Ancak Biden'ın iktidara gelmesiyle Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki buzların erime dönemi sona erdi.
Rusya ise izlediği dış politika ve komşularıyla entegrasyonunu öngören örgütler sayesinde küçük çapta da olsa Sovyetler Birliği'ni canlandırma hayaline sahip. İşte bu hayallerin çarpışması da tüm bu mücadelenin temelini oluşturuyor. Bu yüzden son dönemde Karadeniz'de gerilim tırmandı. NATO ve Rusya arasında güç gösterisi devam etmekte. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin sınırlarında NATO'nun askeri potansiyelini ve altyapısını geliştirmesinin rahatsızlık verici olduğunu belirterek, Rus tarafının yapıcı ilişkilerin ve sağduyunun geliştirilmesi arzusunun en sonunda galip gelmesini umuyor, dedi. Putin, 9. Moskova Uluslararası Güvenlik Konferansı'nın açılış programına gönderdiği video mesajında, ülke yetkililerinin barış ve güvenliği garanti altına almak ve ilgili tüm ortaklarla diyalog yürütmek için her şeyi yapacağını ifade etti. Vladimir Putin, hiçbir zaman diğer ülkelere irademizi dikte etmiyoruz, siyasi ve diplomatik yöntemleri kullanarak eşit şartlarda küresel ve bölgesel sorunların çözümüne katılmaya, tüm ülkelerle yaratıcı işbirliğini genişletmeye hazırız, dedi. Rusya'nın çabalarının riskleri azaltmayı, öngörülebilirliği sağlamayı ve silah kontrolü alanı da dahil olmak üzere diyalog ve somut anlaşmalar yoluyla farklılıkları çözmeyi amaçladığını kaydeden Putin, siyasi irade ve uzlaşma isteğinin olumlu sonuç verebileceğine inanıyorum. Bunun açık bir kanıtı Rusya ve Amerika'nın yeni stratejik silahların azaltılması antlaşmasının 2026'ya kadar uzatılmasıdır, ifadelerini kullandı. Rusya'nın sınırlarında NATO'nun askeri potansiyelini ve altyapısını geliştirmesinin rahatsızlık verici olduğunu belirten Putin, ittifakın gerilimi düşürme ve beklenmeyen olaylar riskini düşürme yönündeki Rusya'nın önerisini reddettiğini ifade etti. Putin, Rus tarafının yapıcı ilişkilerin ve sağduyunun geliştirilmesi arzusunun en sonunda galip gelmesini umuyor, şeklinde konuştu. Küresel güvenliği sağlamanın önemli yönünü bölgesel çatışmaların çözülmesi olduğuna dikkati çeken Putin, Rusya'nın bunu aktif şekilde teşvik edeceğini söyledi. Suriye meselesinde Rusya'nın rolüne Türkiye ve İran'la Astana formatı çerçevesinde siyasi ve diplomatik çalışmalara işaret eden Putin, Rusya'nın katkısıyla Dağlık Karabağ'da çatışmaların durdurulduğunu da anımsattı. Rusya Avrupa Birliği'ne de tepki gösteriyor. Avrupa Birliği Konseyi, Rusya yönetiminin daha yapıcı ilişki sergilemesi, ayrıca Avrupa Birliği ve Avrupa Birliği üyesi ülkelerle üçüncü ülkelere karşı eylemlerini durdurması yönündeki beklentiyi bildirdi. Bildiride Avrupa Birliği'nin tavrında değişiklik olabilmesi için Rusya'ya Minsk anlaşmalarını uygulaması çağrısı yer aldı. Rusya'nın zararlı, yasa dışı ve yıkıcı faaliyetlerine karşın Avrupa Birliği üyelerinin sağlam ve koordineli karşılık vermesinin öneminin altı çizilen bildiride, Avrupa Birliği'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde elindeki araçlardan tam olarak faydalanması gerektiğine vurgu yapıldı. Bildiride bu amaçta Avrupa Birliği Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu ve Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisini ekonomik yaptırımları da içeren ilave kısıtlayıcı tedbir seçeneklerini sunmaya davet etmektedir, ifadesi yer aldı. Avrupa Birliği liderleri ayrıca birliğin doğusundaki ülkelerle işbirliğinin geliştirilmesinin ve Orta Asya ile ilişkilerin derinleştirilmesinin önemini vurguladı. Avrupa Birliği'nin çıkarlarının bulunduğu alanlarda Rusya'yla seçici ilişki kurulmasına açık olduğu belirtilen bildiride, özellikle iklim ve çevre, sağlıkla İran nükleer anlaşması, Suriye, Libya gibi uluslararası meselelerde şartları ve kozları da içerecek somut seçenekler geliştirilmesi için Avrupa Birliği Komisyonu'na ve Avrupa Birliği Yüksek Temsilcisine çağrı yapıldı. Bildiride Avrupa Birliği Konseyi bu kapsamda Rusya ile diyaloğun şartları ve formatlarını araştıracaktır, ifadesi kullanıldı. Avrupa Birliği liderleri Rusya'da temel özgürlüklerin sınırlandırılmasını ve sivil toplumun alanının daraltılmasını kınadı.